Dosyamızdaki kanca modelini parça dosyasında farklı bir yöntemle kalıplayalım. Bunun için ilk önce Right Plane'e bir taslak açıyorum ve dik bakışı seçiyorum. Ardından bir dikdörtgen çiziyorum. Dikdörtgenden sonra merkezlemek için merkez çizgisi komutunu kullanarak orijinle alttaki çizginin orta noktasından geçen bir yardımcı çizgi oluşturuyorum. Bu çizgiyi seçerek dik bir çizgi olarak tanımlıyorum. Ve ölçülendirme komutuna giriyorum. Yükseklik için 12, genişlik için 7. Alt çizgi ile orijin arasındaki mesafe için 4 inç değerlerini giriyorum. Unsurlar menüsünden ekstrüzyon ile katı oluşturmaya giriyorum. Burada orta düzlem özelliğini aktif hale getirerek 4 inç kadar derinlik veriyorum. Oluşturduğum bu yeni parça ile kancanın tek bir gövde olmaması için sonucu birleştir işaretini kaldırıyorum. Komutu onaylıyorum. Şimdi burada iki tane katı gövdemiz var. Biri dışarıdan alınan dosya, bir tanesi buradaki kütük. Kütüğün içine kancanın formunu vermek istiyoruz. Bunun için ekle menüsünden, unsurların içinden birleştir komutuna giriyorum. Birleştir komutunda 3 tane özellik vardır. Ekle, çıkar ve ortak. Bizim burada yapmamız gereken işlem bu parçanın içinden diğer parçayı çıkarmak. O halde çıkarı seçiyorum. Ana gövde olarak buradaki kütüğü, çıkarılacak gövde içinde içerideki parçayı seçmem gerekiyor. İçerideki parçayı buradan direkt göremiyoruz. Bunun için parçanın bulunduğu yeri işaretleyerek sağ tıklıyorum. Ve diğerini seç komutuna giriyorum. Seçmek istediğim nedir? Buradaki yüz mü? Bu gösterilen yüz mü? Bu gövde mi? Yoksa import edilmiş gövde mi? Import edilmiş gövdeyi seçiyorum. İşlemi onaylıyorum. Dilersek kesit görünüşle inceleyebiliriz. Kesit görünüşün yönünü değiştiriyorum. İşlemi onaylıyorum. Görüldüğü gibi parçanın içine kancanın formu verilmiştir. Şimdi bu parçayı ikiye bölerek iki tane çekirdek elde etmiş olalım. Yüzü seçerek burada bir skeç oluşturup işlem yapabiliriz. Ya da Right Plane'i kullanarak bu parçayı ikiye bölebiliriz. Ekle menüsünden unsurlara geliyorum ve ayır komutunu işaretliyorum. Kırpma aracı olarak Right Plane'i seçiyorum. Parçayı kesiyorum. İki tane gövde oluştuğunu söylüyor. Bu iki gövdeyi de işaretleyerek ayrı ayrı oluşturmak istediğimi belirtiyorum. Ve komutu onaylıyorum. Şimdi içine yine inceleyebilmek için ekle menüsünden unsurları buradan taşı kopyalayı seçiyorum. Buradaki gövdeyi döndürmek istiyorum ve bir kenara göre bu pencere aktif hale getiriyorum ve kenarı seçiyorum. Döndürmek istediğim dereceyi 90 olarak belirtiyorum. İşlemi onaylıyorum.